Bey, sperm seçiminde mikroçip ile IMSI arasındaki fark nedir? Bize açıklar mısınız? Şimdi bebek tedavisinde başarıyı artıran temel faktörlerden bir tanesi de hangi spermi seçelim? Hani ne kadar kaliteli sperm seçersek yumurtayı döllenme şansımız ve daha sonra da embriyo gelişimindeki başarı şansı o kadar etkili olacaktır. Sperm seçimi ile ilgili de zaman içerisinde tabii çeşitli yöntemler geliştirilmiş olmakla beraber gelinen nokta içerisinde öne çıkan iki tane yöntemimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi IMSI adını verdiğimiz normal şartlara göre çok daha gelişmiş bir mikroskop eşliğinde sperm seçimini sağlamaktır. Bunu da kabaca şöyle ifade edebilirim. Normalde 200 kat büyütülerek sperm seçilirken IMSI dediğimiz yöntemde yaklaşık 8000 kat spermi büyütüp o şekilde seçme şansına sahip oluyoruz. Bu hastalarıma da verdiğim örnek aynen eski siyah beyaz televizyonda herkes çıkan her sanatçı güzel derken şimdi çok yüksek çözünürlüklü televizyonlarda yüzündeki en ufak bir hatayı bile görebilme şansına sahibiz. IMSI'de de aynı hikaye. Normal mikroskopta bakılıp normal denilen spermlerin yaklaşık %80 kadarını IMSI'de anormal olarak, vakuollü, anormal boşa sahip olarak görüyoruz. Dolayısıyla morfolojik olarak, tip olarak çok daha iyi spermi seçme şansına sahip oluyoruz bunlarda. Bir diğer geliştirilen yöntem var. O da mikroçip yöntemi. Onun başında da aslında bunu geliştiren ekibin başında bir Türk bulunuyor. Amerika'da Harvard kökenli bir uygulama. Mikro çiplerden geçen düzgün doğrusal hareket eden spermlerin daha iyi yapıya sahip olduğu ve daha sağlıklı olduğu tezi üzerine kurulan bir yöntemdir. Bu spermlerin başarılı olarak geçenleri ayıklanıp bunlarla yumurtalar döllendiği takdirde kimi yayınlarda %2 ila %10'a kadar değişen daha yüksek gebelik oranları elde edildiği bildirilmiş. Bu yöntem de hem morfolojik hem de yapı olarak daha iyi spermi seçmeyi amaçlıyor. Ama IMSI ile mikroçip birbirinden farklı teknolojiler altında çalışan yöntemler. IMSI sadece bir daha gelişmiş mikroskop altında sperm seçimini sağlarken mikroçip fonksiyonel daha iyi spermleri seçmeyi sağlıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar tabii ki devam edecektir. Biz de yapıyoruz ve bu yöntemleri uyguluyoruz. Bir süre sonra gerçekten olumlu etki olduğunu düşünürsek belki tüm spermleri mikroçip ile seçiyor hale geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.